Tiyatro toplumun aynasıdır. Tiyatro toplumun okuldur. Ama sahnenin tozunu yutanlar için tiyatro yaşamın ta kendisidir. İşte Nedret Güvenç içinde tiyatro 40'ı aşkın yıl yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuş. Ben İzmirliyim. İzmir'de doğmuşum. İzmir'in Çeşme ilçesinin Çiftlik köyünde doğmuşum. Bir 5 Eylül günü. Ama doğduğum yılı kesinlikle söylemem, hiç merak etmeyin. Tabii İzmir'de büyüdüm. İlk, orta, lise tahsiller hep İzmir'de oldu. Daha okul yıllarından itibaren içinde büyüyen tiyatro sevgisi onu konservatuara ve oradan da sahnelere taşıyacaktır. Tiyatrosuz bir yaşam düşünülemez olmuştur artık. Tiyatro merakım da İzmir'de başladı. Daha ortaokuldayken güzel güzel roller oynadığımı hatırlıyorum. Yıl sonunda bayağı koca koca başroller oynamıştım. Böylece tiyatro sevgisi daha okul sıralarında başladı. Ankara'da konservatuvardaki tahsil ve 1948 yılında ilk olarak İzmir'de sahneye çıktım. Profesyonel oldum. 2 yıl sonra da İstanbul'a göçtük. Babam Mehmet Bahattin Güvenç, annem Şehriban Hanım ve bir de ablam var, ismi Fikret. Biz 4 kişi çok mutlu bir aileydik ama şimdi sadece ablamla ben kaldık. Onlar nur içinde yatsın. Aşağı yukarı 1948-50 yıllarında bir yandan filmler çeviriyordum, bir yandan da tiyatroda güzel güzel roller oynuyordum. 2 yıl kadar Ankara Devlet Tiyatroları'nda konuk oyunculuğum oldu. Orada da birbirinden güzel roller oynadım. Çok yararlandım oradaki çalışmalarımdan. Tekrar İstanbul'a döndüm 60'lı yıllarda. Film çalışmaları, tiyatro çalışmaları, dublaj çalışmaları. Bu ara eşim Okan Bilgitay ile karşılaştık ve evlendik. 63 yılında evlendik. Bir de güzel kızım oldu, ismi Müjde. Müjde şimdi tabii büyüdü. Yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir eşimle evliyim. Hemen tahtalara vurayım. Bir seyirci için aynı oyunu iki kere izlemek, belki de bir sinema filmini iki kez izlemekten farksızdır. Ama bir oyuncu için aynı oyun kaçıncı kez oynanırsa oynansın, her oyun yeni bir eser, yeni bir heyecandır. Nedret Güvenç de sahneye ilk çıktığı günün heyecanını her oyunda yeniden yaşıyor. Çünkü onun dünyası tiyatro, hedefi ise başarı. Tiyatroda da övünerek söylerim, bu benim hakkım. Aşağı yukarı 100'ün üzerinde başrol oynadım. Başrol oyuncusu olarak sivrildim. Pek çok da ödül aldım bu arada. Çünkü gerek tiyatro olsun, gerek sinema olsun, bu bizim zor mesleğimiz. Çok çalışmak ister. Çok kendini vermek ister. Derler ya, tiyatro seni senden alır. Bu meslek insanı insandan alıyor. Tabii özel hayatıma da zaman ayırabildim. Ama doğrusu meslek hayatımda çalışmalarımın, meslek sevgimin ve mesleğe karşı fedakarlıklarımın semeresini fazlasıyla aldım. Daha da doymadım, alırım inşallah ölünceye kadar. Nedret Güvenç'in tiyatroya olan sevgisi bu mesleğin tüm zorluklarını yenmiş. Her geçen yıl onun bu sevgisini biraz daha güçlendirmiş. İnsan tiyatro sanatçısı olur da anısı olmaz mı hiç? Sahne üzerinde geçirdiği yıllar acısıyla, tatlısıyla pek çok anı bırakmış yaşamında. İşte bunlardan birini şöyle anlatıyor Nedret Güvenç. Hiç unutmuyorum, Cyrano'da Bergerac oynuyoruz. Hüseyin Kemal Bey rahmetli, Hüseyin Kemal Bey Cyrano oynuyor. Ben de Roxanne rolünü oynuyorum, sevgilisini. Cyrano'nun ölüm sahnesi piyesin sonunda çok romantik bir ortamda geçer. Böyle bir manastır bahçesinde geçer. Ağaçlar vardır, mevsimlerden sonbahar. Dallardan yapraklar döne 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 yerlere dökülürler. Geride böyle azim bir rahibe korosu gelir. Güzel romantik bir koro müziği gelir. İşte Cyrano'da ölüm sahnesini oynar. Yapraklar birer birer dökülürken, biz o sahneyi oynarken birdenbire pof diye sahnenin ortasına bir yaprak sepeti düştü. Bildiğiniz sele, içi sonbahar yapraklarıyla dolu. Biz şaşırdık. Meğer yukarıda konvit çocuk,
teker teker yaprakları yere atarken, rol icabı tabii, gerçek sonbahar ağacı götürecek halimiz yoktu sahneye. Sepet elinden kurtulmuş ve Selin olduğu gibi sahneye düşmüş. Evvela ne olduğunu anlayamadık. Halk arasında hafiften bir fısıltı başladı. O fısıltı yavaştan küçük küçük kıskısız kahkahalara dönüştü. Kahkahalar giderek büyüdü. Halk halimize kahkahalarla gülerken biz rezil olduk orada. O sahneyi, hem de premierdi, oyunun ilk gecesiydi. Nasıl oynadığımız yani... Nasıl oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok çok zor dakikalar yaşamıştık ama şimdi tabii bu acı ve tatlı anıyı gülerek hatırlıyoruz. O, başarılı bir tiyatro sanatçısı olmasının yanı sıra çok başarılı bir sinema sanatçısıdır da. 200'e yakın filmde canlandırdığı roller şüphesiz bu başarının en büyük göstergeleri. Sinemada 200'e yakın film çevirdim. Başrol dönemim oldu. Giderek karakter oyunculuğu dönemim oldu sinemada. Ondan sonra televizyon geldi. Özellikle televizyonda burada zikretmek istiyorum. Özellikle TRT'ye burada bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hanımlar Sizin İçin programıyla diyorum ki meslek hayatımda yeniden parladım. Yeniden bir kez daha bütün Anadolu'ya yayıldı ünüm, şöhretim ve çok güzel mektuplar aldım TRT sayesinde. Çok çok severek oynadığım bir diziydi o Hanımlar Sizin İçin programı. Meslek yaşamındaki başarısını yurt içinden... yurt dışına kadar birçok ödülle süslemiş Nedret Güvenç. Meslek hayatım boyunca bazı ödüllerim de oldu. Bende iki önemli ilk ödül vardır. Birincisi, ilk olarak ülkemizde Türk Sinema Severler Derneği'nin verdiği ilk ödül bana nasip oldu. Ve gene Haldun Dorme'nin İlhan İskender Armağanı ilk olarak dağıtılan Türkiye'de tiyatro ödülüydü. Onu İlhan İskender ödülünde ilk olarak ben ve Ulvi Uraz aldık. Bu güzel bir tesadüf, yoksa benden önce kuşkusuz ödüle layık pek çok arkadaşım vardı. Fakat ilk olarak verilen ödüller bana nasip olmuş oldu. Hem sinemada hem tiyatroda. Onu tiyatroda bazı güzel ödüller devam etti. Kültür Bakanlığı Onur Ödülüm var. Bir Federal Almanya Kültür Ateşeli'nin verdiği Schiller madalyam var. İşte pek çok değişik ödülüm var. Daha da olur inşallah. Tiyatro dışında zamanını dolduran pek çok uğraşı daha var Nedret Güvenç'in. Meslek çalışmalarımın dışında tabii bir özel hayatım var. Kızımı büyüttükten sonra bir yandan kitap okumak, fırsat buldukça tatil yapmak, zaman zaman el işi yapmak, ev işi yapmak. Bazen röportajlarım oluyor, bazen yazılarım oluyor. Şimdi hafiften anılarımı yazmaya başladım. Çünkü ben bir dönem Türk tiyatrosunun tarihinin içinde yaşadım. Yani 48 ile günümüze kadar ki çok önemli bir modern Türk tiyatrosunun gelişmesi dönemine, yeni yeni Türk yazarlarımızın çıktığı dönemine rastladım ki bunları birer birer saymak, anlatmak istiyorum. Vakit buldukça bu anılarımı yazmayı sürdürüyorum. İnşallah bitirmek nasip olur. Boş vakitlerimde tabii olduğu zaman kendimi değişik işlere kanalize ediyorum. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Hemen her çeşit iyi icra edilen müziği seviyorum. Klasik batı müziği olsun, Türk müziğimiz olsun, halk müziğimiz olsun, pop müziğimiz olsun. Hepsini çok çok seviyorum. Özellikle dinlemekten haz duyduğum şarkıcılarımız var. El işi yaparım. Ben çok güzel kaneviçe yaparım. Onu size göstermek isterim. O kaneviçe işinin bir ismi de galiba hesap işi. O çok iyi oluyor, kafayı çalıştırıyor. Yani ya insanlar durmadan kafalarını çalıştırmalılar. Yoksa beyin tembelleşiyor. O bakımdan ya bilmece çözeceksiniz, ya benim yaptığım gibi hesap işi yapacaksınız. Yahut da biz tiyatrocular devamlı ezber yaparız ya. Tabii onun da faydası var. Beyni tembelleştirmemek için bir takım işler. Tiyatroda olmadığım, oynamadığım zamanlar. İşte kitap okurum, el işi yaparım, tığ işi yaparım. Eşime çok güzel bir atkı ördüm bu sene mesela. Böyle doldurmaya çalışıyorum vaktimi. Ayakta tutan, ona sahnede olmanın getirdiği mutluluk, seyirciyle buluşmanın verdiği heyecandır. Ve alkışlar,
en güzel ödülüdür sanatçının. Sana kart yollayacağıma söz vermiştin. İşte kartın. Posta kartının arkasına özel bir şeyler de yazman gerekiyordu. İstersen sana birkaç da örnek vereyim. Saranak gönlü beğendin. Orada benim yaşımda arkadaşım var mı? Yani oğlanlar demek istiyorum. Bütün bu sorularımı cevapla. Cevap yok. Umarım bu mektubunu cevaplarsın. Çünkü mektuplar geldiğinde gönderenlerin isimlerini de söyleyerek dağıtıyorlar. Bir kızdan mektup almak da çok hoş oluyor. Yaman of. Mektup yazmaktan hoşlanmıyorum. Ne? Sadece sevgili Andy diye yazmak bile saatlerimi aldı. Babama yazıyorum. Çünkü onu çok özlüyorum. Çık benim şair tabiatım, çık orta yere. Fakir güzelinden söyle, hasret ateşinden çal. Çal, söyle benim derdimi sevdalı sesinde, diyor Melih Cevdet Alatürk Kardeşiyan'ın dizelerinde. O bir ömre sabır ve sevgiyle oluşmuş pek çok eser sığdıran bir şiir ustası, bir dil ustası, bir düşün adamı. Onun yaşamı romanlara, oyunlara, şiire, kısacası Türk diline adanmış bir ömür. Doğuma büyümek Kadıköylüyüm. İlkokulu, ortaokulu Kadıköy'de bitirdim. Burada daha çok Mühürdar'da, Bahariye'de ve Moda'da otururduk. Ortaokuldan sonra ailem Ankara'ya göç ettiği için ben de Ankara'ya gittim. Orada Ankara Lisesi'ne yazıldım. O liseyi bitirdim. İşte ben Orhan Veli ile ve Oktay Rıfat'la Ankara Lisesi'nde tanıştım. Arkadaş olduk. Şiir ilk aşkı. Öylesine sevdalanmış ki ona, üniversiteyi bile yarım bırakmış bu sevda yüzünden. Liseyi bitirdikten sonra Ankara'da Hukuk Fakültesi'ne ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne kaydolundum. Yani ikisine de devam etmedim. Hep bu şiir sevdasından ötürü. Biz Orhan Veli ile boş vakitlerimize buluşup parklarda filan dolaşırdık. Şiirler okurduk. Şiir merakımız çok eskiydi. O zamanlarda vardı. Sonra tiyatro merakımız da vardı. Özellikle Orhan'da ve bende daha çoktu. Şiir arkadaşlığı sürdü gitti. Lisedeyken Sesimiz diye bir dergi çıkarırdık. Çok güzel bir dergiydi. Basılmış tabii. Güzel kağıda basılan filan bir dergiydi. Orada şiirler, yazılar yayımlardık. Liseyi bitirdikten sonra hem arkadaşlığımız hem de şiir merakımız sürdü gitti. Önce hece bezliğiyle şiirler yazıyorduk. Varlıkta çıkıyordu şiirlerimiz. Onlar da yenilik getiren şiirlerdi. Yaşar Nabi Nayır bize, üçümüze bir orta sayfa ayırırdı. Sonra bu garip denilen şiir dönemi başladı. Garip adıyla 1941'de çıkan kitap, hece geleneğinin bütün kalıplarına karşı bilinçli bir tepki, yeni bir söyleyiş biçimi, bir başka deyimle şiiri şairanelikten ayıran tutarlı bir davranışın başlangıcı olmuştu. Şiirlerine niçin garip dendiğini de şöyle anlatıyor Melih Cevdet Anday. Bunlar ne garip şiirler, böyle şiir olur mu? Diyordu herkes. Onun için garip koyduk şiir kitabın adını. İşte o ilk kitabımız sayılır. Orhan Veli o kitabın kapağına üçümüzün adının yazılmasını istiyordu. Oktay Rıfat ona itiraz etti. Dedi ki Orhan Veli çıkarmış olsun bu kitabı, bir antoloji gibi bir şey yapmış olsun. Dedi, bir kişi itiraz edince tabii şey edilmedi. Öyle oldu, o kitap öyle çıktı. Bunlar bildiğiniz gibi vezinsiz, kafiyesiz ve alışılmış söz ve anlam sanatlarından ayrı, uzak
şiirlerdi. Bu şiirler başlangıçta çok şaşırtıcı bir etki yaptı. Şimdi kimse şaşırmıyor çünkü herkes öyle yazıyor. Çok şaşırtıcı bir etki yaptı. Daha çok alaya alındık. Alay ettiler bizim şiirler bizde. Mesela bir örnek vereyim. Benim o zamanlar yayımladığım bir şiirimde şöyle bir şey vardı. Bir misafirliğe gitsem, bana temiz bir yatak yapsalar, her şeyi, adımı bile unutup uyusam diye bir şiir. Bir hafta sonra, bu şiir çıktıktan bir hafta sonra bir mizah dergisinde bunun nazire deyip bundan alay eden bir şiir çıktı. Diyor ki bir misafirliğe gitsem bana bir temiz dayak atsalar diye şeydi yazıyordu. Fakat alay bizim ünümüzü yaptı. Alay olmasa belki de o kadar etkileyemeyecektik şeyi. Nurlu Ataç'ın bizi tutması da çok etkiledi etrafı. Sonra çok kısa zamanda nasıl olduysa bilmiyorum. Bütün şairler bizim gibi bizim üslubumuzla yazmaya başladılar. Hatta o vakte kadar sadece hecevezliyle şiir yazmış olan Cahit Sıtkı Tarancı bile şiirini bizim tarzımıza çevirdi. Ama kendi karakterinden, şiir anlayışından vazgeçmeden daha serbest yazmaya başladı. Garip şiir anlayışından ilk defa anı şiirimle ayrıldım. Meğer Oktay Rıfat da bizden gizli olarak evinde garip şiirine hiç benzemeyen, ondan ayrı tarzda, üslupta şiirler yazıyormuş. O da öyle oldu. Orhan Veli tek başına kalmış gibi oldu ama şimdi size söyleyeyim, yazdım da bunu. Boğaziçi'nde bir garip Orhan Veli şiiri garip tarzında şiir değildir. Yani Orhan Veli de bıraktı garip tarzını. Böylece tarihe mal olmuş bir şiir akımı olarak kaldı. Ama etkisi çok güçlü oldu gerçekten. Çok güçlü oldu. Melih Cevdet özgün şiirini kendi içindeki özel değişimlerle birlikte gittikçe güçlendirerek sürdürürken eserleriyle de çok usta bir oyun yazarı, başarılı bir deneme ustası ve bir düşün adamı olduğunu kanıtlar. O aynı zamanda bireysel ve toplumsal sorunları derinliğine sergileyen usta bir romancıdır da. Yazmak. Ama edebiyatın hemen her türünde yazmak, yaşamın en büyük zevkidir onun için. Bu arada yazarlığın dışında başka işler de yapar. Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Müdürlüğü'nde ve Ankara Kitaplığı'nda çalışır. İstanbul'a geldim. İstanbul'da gazetecilik yaptım. Akşam gazetesinde çalıştım. Sayfa sekreterliği yaptım. Sanat sayfası düzenledim Akşam gazetesinde. Akşam gazetesindeki yazılarını Tercüman, Büyük Gazete, Tanin ve Cumhuriyet'teki yazıları izler. Cumhuriyet gazetesine girdim Nadir Nadi Bey'in daveti ile. Daveti üzerine orada hala yazmaktayım biliyorsunuz. Cumhuriyet gazetesinde. Bu arada şiir kitaplarımı yayınlıyordum, şiirlerimi yayınlıyordum. Bunun dışında romanlar yazdım. Nadir Nadi Bey'in isteği üzerine kendi adımla Cumhuriyet Gazetesi'nde tefrika edilen romanlar yazdım. Onlar şimdi tabii kitap halinde basılmıştır. Sonra piyesler yazdım. 10 kadar piyesim var. Takma Atla yazdığım romanları da söylersem 9-10 kadar da romanım var. Bir o kadar da şiir kitabım var. Anı dizileri, düz yazılarım, denemelerimin toplandığı kitapları da ele alırsak 40'tan fazla bugün kitabım var. Yani bir ailenin küçük bir kitaplığı olabilecek kadar kitabım var. Yazarlığının yanı sıra aynı sevgiyle sürdürdüğü bir başka uğraşı daha vardır. İşte İstanbul'da bir yandan gazetecilik yaparken bir yandan da konservatuvar, İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın tiyatro bölümünde fonetik diksiyon okuttum.
yıllarca. Oradan da emekliye ayrıldım. O okulda Ahmet Kursi Tecer, Yıldız Kenter gibi tanınmış kişiler de vardı. Öğretmendiler onlar da. Melih Cevdet'in dizeleri şarkılara da söz olmuş. Dilden dile dolaşmış ve İstanbul pek çok şair gibi Melih Cevdet'in şiirlerinde de yer almış. Ada Vapuru şiirinin yandan çarklı vapurlarının işlediği İstanbul ve bugünkü İstanbul. Yalnız vapurlar mı o günden bugüne değişen? Yalnız vapurlar değil, İstanbul da çok değişti. Mesela Kadıköy o kadar çok değişti ki, evet sokakları filan biliyorum da hiç eski Kadıköy evi neredeyse kalmadı. Bakın burada bir Kadife Şale diye bir köşk var. İşte böyle tek tek eski Kadıköy'den kalma yapılar var. O vakit apartmanlar yoktu. Yani üç katlı Kadıköy evleriydi. Biz de öyle evlerde oturduk. Üç katlı. Arkası mutlaka bahçedir. Her evin arkada bir bahçesi vardır. Öyle ki arkaya baktınız mı arkası bir park gibidir bütün evler. Hala öyledir düzen bu Kadıköy'de. Melih Cevdet'in başarıyla dolu edebiyat yaşamı pek çok da ödül kazandırır kendisine. Mikado'nun Çöpleri eseriyle 1967-68 tiyatro döneminde en başarılı oyun yazarı seçilerek İlhan İskender armağanını, yine aynı eserle 1971-72 döneminde Ankara Sanatseverler Derneği'nin ödülünü alır. 1970 yılında TRT Sanat Ödülleri yarışmasında Gizli Emir romanıyla başarı ödülü, 1973'te Buz Sarayı isimli romanla Türk Dil Kurumu çeviri ödülünü, 1976'da Teknenin Ölümü ile Yeditepe Şiir Armağanını, 1978'de Sözcükler ile Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülünü kazanır. Yarın günlerden Ağustos mevsimi. Sen hep önden git. Gözlerindeki bilinmezler gibi. Sen süreksizliğin imgesi. Sen arkada kal. Cam, kaya, put, masal öncesi. Yarın günlerden taşkınlığımızın yüreği. Sen benimle ol. Boşluğun kuşlarla hafiflemesi. Serçe balkonunun sevinci. Sen hep önden git. Tanıdık bakış dudağının ucundaki. Yarın günlerden yorgunluk çiftliği. Sen arkada kal. Kaderimin lodos böceği. Yüreğimin daha az karanlık güneşi. Sen benim ol. Uçurdum gözlerindeki çiçeği.